Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda son günlerde denediğim IP versiyon 6 internet protokolünün devre dışı bırakılmasıyla QoS paket zamanlayıcısının devre dışı bırakılarak internetin biraz daha hızlandırılmasıyla alakalı bir deney yapıyordum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şunu belirteyim arkadaşlar. Ben bu denemeyi Windows 11 22700 8 sürümünde test ettim. Açıkçası ben internetin hızlanmasını bekliyordum. Hissedilecek derecede biraz hızlanma oldu. Ancak bilgisayarda da yani sanki bir rahatlama olduğu gibi hissettim. Ondan dolayı da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Konuya geçelim isterseniz hemen. Burada görmüş olduğunuz denetim masasından girelim. Ağ paylaşım merkezi. Öncelikle ben bunu bu kısımdan devre dışı bıraktım arkadaşlar. Özelliklere gelelim. Burada QoS paket zamanlayıcısının tikini kaldırdım. Ardından şurada neredeydi o IP internet protokolü sürüm V6. Şu görmüş olduğunuz internet protokolü sürüm 6'nın da tikini kaldırdım. Tamam dedim. Ancak işlem bununla bitmiyor arkadaşlar. Devamı da var. Bunun için ben sordum.net'teki yani bu konuda bunlar nedir, ne işe yarar diye merak ediyorsanız ben her iki konuyu da sordum.net'te bulduğum için sayfaları videonun altına paylaşacağım. İsteyen arkadaş oradan girip konuları okuyabilirler. Bunu da şöyle söyleyeyim. Sordum.net'i yaptığı işleri beğendiğim için bu sayfaları referans olarak veriyorum. Normalde farklı farklı sayfalardan verebilirdim. Bunu da belirteyim. Yani sordum.net'teki arkadaşlar görürse kızmasınlar. Görmüş olduğunuz gibi her iki konuyla alakalı da sordum.net'te bilgi edinebileceğiniz iki konuyu sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk işlemimizi yaptık. Ardından IP yani internet protokolü sürüm 6 için IP versiyon 6 için nasıl kaldıracağınıza dair burada görmüş olduğunuz gibi konular mevcut arkadaşlar. Yani kaldıracağınız derken devre dışı bırakmakla alakalı yapacağınız işlemler burada detaylı şekilde anlatılıyor arkadaşlar. İsterseniz burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Regedit kayıtları yapmışlar bu işlem için. Yani şu yukarıdaki işlemi elle yapmak istemiyorsanız, bir rek kaydı oluşturmak istiyorsanız bunu şu şekilde kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bu IPv6'yı devre dışı bırakmakla alakalı bir işlemmiş. Bunu masa üstünde bir metin belgesi oluşturup buna herhangi bir isim verip yapıştır diyorsunuz. Ardından dosya farklı kaydet masa üstü seçelim. Bunu reg dosyası haline getirmek için dosya adını yazdıktan sonra nokta reg yapıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi dosya oluştu arkadaşlar. Bu regedit kaydıyla alakalı kısmı yapmak için üzerinde birleştir diyorsunuz ve regedit kaydını buradan giriş yapıyor arkadaşlar. Daha sonra da kullanabilirsiniz. Bunu tabii ki bir de varsayılan hale getirelim demişler. Yani siz IPv6'yı devre dışı bıraktınız ama sonradan ihtiyacınız oldu. Tekrar varsayılan haline getirmek için de bunu bir rek kaydı haline getirip tekrar varsayılana çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada şey var arkadaşlar, sordum.net'in eklediği bir uygulama var. Bu uygulamada tabii ki ayrı ayrı yapılmamış bir VBS dosyası var. Ona çift tıkladığınızda birinde devre dışı bırakıyor. İkinci, yani devre dışıysa aktif ediyor. Aktifse devre dışı bırakıyor arkadaşlar.
Böyle bir uygulama paylaşmış sordum.net. Buradan download linkine tıklayıp onu indirebilirsiniz. Konumuzda bir de ayrılabilir band genişliği sınırını kaldıralım diyor. Bu QoS paket zamanlayıcısı konusu arkadaşlar. Bunu ben daha önce de kapatmıştım. Bu QoS paket zamanlayıcısı burada zaten konuyla alakalı birçok bilgi mevcut. Harici olarak da şöyle belirteyim arkadaşlar. QoS paket zamanlayıcısı şey için de kullanılıyor. Bu Windows'un bilgisayarlar üzerinden teslim en iyileştirme denilen bir şeyi var arkadaşlar. Yani siz kapatmazsanız sanırım maksimumda 50 GB'a kadar bir alanı bloke edip normalde 7 GB kadar bloke ediyor. Ancak duruma göre bu 50 GB'a kadar çıkabiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir alanı bloke edip sizin bilgisayarınız üzerinden diğer bilgisayarlara güncelleme gönderme işlemi yapıyor arkadaşlar. Yani siz oyun oynarken vesaire yaparken bir başkası sizin bilgisayarınız üzerinden güncellemeleri çekebiliyor. Bunun için de yani bunun önüne geçebilmek için de bu QoS paket zamanlayıcısını devre dışı bırakmakta fayda var arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Burada görmüş olduğunuz gibi yerel grup ilkesi düzenleyicisi üzerinden devre dışı bırakma işlemi ya da işte görmüş olduğunuz gibi bu Regedit kaydını yine aynı şekilde giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine görmüş olduğunuz gibi bu işlemi yani şurada görmüş olduğunuz sanırım bu uygulama burada görmüş olduğunuz yerel grup ilkesi düzenleyicisi kısmı ile alakalı bir işlem yapıyor. Bunu direkt kullanabilirsiniz. Ardından da burada görmüş olduğunuz ayrılabilir band genişliği sınırını kaldıralım şeklindeki Regedit kaydını kullanarak da bunu devre dışı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Başta belirtmiş olduğum gibi ben Windows 11'de bunu normalde deniyordum bazı şeyler. İnterneti belli bir nebzede hızlandırdığını düşünüyorum. Harici olarak da beklemediğim şekilde de bilgisayarımda da kısmen yani çoğu normal kullanıcının hissedemeyeceği kadar bir sanki rahatlama oldu. Bunun haricinde bahsedeceğim herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Bu konuları okuyarak siz de ya konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Diyelim ve bu videomuzu da bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.